Değerli izleyenler, vaktiniz hayırlı olsun. Tabii ki de gördüğünüz gibi gençlerimiz meydanda programı devam ediyor. Bugün de yeni bir bölümünde karşınızdayız. Bugünün de konusu çok güzel olacaktı ve çok insani bir konu olacaktı. O da sokak hayvanlarına yemek vermek olacaktı. Tabii ki de değerli arkadaşlar, bildiğimiz gibi sokak hayvanları çoktu ve son fetrelerde de çok oluptular. Tabii ki de muvatınlar, yani vatandaşlar, bazıları seslenir deyir, izac edirlər bizi sokaklarda. Bazıları da deyir, bir hal tapın, çözün özleri için. Çünkü bunların bazı yerlerde de tehlikeli olurlar. Mesela bir saldırı yapırlar. Ama biz bunları hepsini bir kenara koyağın, düşünəğin, deyəğin ki, bu hayvanların yani hayatları necədir? Yani bir kimsə düşünür, hiç yemek versin özlerine. Mesela bunlara hiçbir vaxtda su tapırlar, yemek tapırlar. Bildiğimiz kimi bizim sokak hayvanları yani caddelerde o yanda bir yanda yüzlerce, binlerce günlerde ölürler de. Yani ama bunları düşünen hiçbir kimse yoktu. Tabii ki de çok bir acil sayınacaktı ki o kimseler bu köpekleri düşünseler bunlara da biraz yardımda bulsanlar. Çünkü onlar da hayatımızda bir candılar. Belki de bir köpeğe, bir ya da bir kediye biraz da yemek verse o onun ecri senin için çok bir büyük olacaktı hayatı da. Arkadaşlar kalın bizimle, bakalım bir gün programımız nize geçecekti. Tabii ki de umarız da taptığımız kadar o hayvanlara bugünkü onlara hepsine biraz elimizden geldiği kadar yemekleri verelim. Kalın bizimle. Değerli arkadaşlar, işte gördüğünüz kimin burada da işte bir kedi taptık, sokakta yaşırdı. İşte yemek koyduğumuz için ne güzel başladı yemek yemeğe. Hem de süt koymuşuz için. İşte bu da çok güzel, gerçekten bir güzel bir duygudu yaşırdığını. Kendisi de hemen bir daha da şey oldu, çekilirdi, korkurdu aslında. Ama ondan sonrası başladı, özü geldi, yemek yemeğe başladı. Değerli arkadaşlar, işte görürsünüz, bu da bir sokak köpeğiydi. Gelip bu kapının önünde oturuptu. Hemen de yemek koyan özünü dişlemeden bizi korkuru. Ama sonradan olabilir alışar, yani başlar yemeğine. İşte gördüğünüz kimin başladı yeti arkadaş. Ahmet abimiz alsın özünü. İşte biraz korkurlar çünkü
yaşadıkları durumlar gerçekten zordu. Yani sokakların içerisinde bazı insanlar tarafından da hani kovalanırlar, taş atılırlar özellikle, uşaklar tarafından özellikle de. Ve büyükler tarafından da hani baksan bazı çoğu vardı insanlar bu tüfenklerden kalkırlar, uğrurlar özlerini ya da öldürürler özlerini. İşte bunlar da böyle bir içlerine bir korku alıptılar. Yani hakkılardı bir yandan. Ama işte gördüğünüz kimin bir kapıda oturuptu. Kapının da uşak durup yanında bir şey etmirdi özlerine. Çünkü alışıptılar özle. Yani demek ki bu hiç dişlenmirdi bile özlerine. O alışıptı da özlerine. Bu evde özü kendisi yani yedirdir özlerine. Malimdi. İşte biz de hazettik özlerine de yetiştirelim bu şeyi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, rahmetullah. Hayatım. Abi gördüğü işte biz hani burada köpeklere yemek verirdik. Ve işte bilirsen çok insanlar tarafından düşünülmüyor yani bu şeyler. Özü bu siz bir hayatı da canlı da yaşarlar bizimle. Yani yeryüzünde bunlar da bir canlı tak aynen yaşarlardı ama kimse onlara bir iyi bir şekilde bakmırlar. Tamam. Yani sizde ne diyeceğiniz var bu şey? Valla usta ne diyeceğim var? Bu sokakları kaldırıp hücudan köpek. Ha? Bunları bir yere şey etseler, özlerini cem etseler bir yere. Hem bu şarilerde kalmakları daha iyiydi kalmamaktan. Daha iyiydi. Hem de yani hem peklik kalı. Doğru. Yani siz görürsünüz hani daha çoktular. Ama abi yani bir sorun vardı burada. Yani. Mesela özü bildiğiniz ki hani ev köpeği gidergiller ya da ev bir hayvan gidergiller. Yani bunları ne kadar kaldırılsın mesela caddelerden? Yani biraz zordu da öz ama doğru değilsen güzel bir düşünce vardı. Özü zorluğa zordu. Yani uşaklar var mektebe geri bazen hücudan çıkır kanşarına korkuyor. Bir rüb kimin oğlu üzerinde. Doğru. Gerek yani bunlar için bir hal olsun. Bakmadan bir yere atsınlar. O bir şey etsinler özler için. İşte şimdi bazen karara çıkır hani değiller bir hamle kurağın öldürağın bu köpekler. Sen onun onu dansan o hamleyden sen öldürmeyi den. Yok öldürmeyi günahtı. Bəs ehtimaldir, məsələn, bir hər yerə bir cəmi kimin oğlu, o da həlli, afzaldır. Doğru. Bəli. Ağzıva sağlıq. Məmnun olduq. Biz təmin edərik, yəni işte sizlər tək insanlar, hani bir düşüncəviz var, bir fikriviz vardı özlərinə. Yani tamam, indi bax, burada bu mantıqada gördüğümüz kimi burada 2-3 köpək var, pisik var. Yani konuşular alışıblar bunlara. Bir kere yemək verir özlərinə daha kaplarında otururlar. Yani biraz öncə... O kapı daha sınırı. Tamam, sınır özlərinə o bir şey de etmir yani daha kalkırı. O alışır da özlərinə. Ne uşaq dişirir, bax, burada gördüğü ki, ki uşaqlar oynarlar özüydən. Öz de ondan məhələ yani haşırlar köpək. Bir yandan iyiydi, bir yandan xarabdı. Bir yandan iyiydi, makaya dolu mantıqaya. Yani bir harap şey gelmez. Bir yandan da işte var uşak korkar özünden. Tamam. Hala harap oğlu özünde. O da. Memnun olduk. Sağ olasınız abi. Hoş geldin. Eyvallah. Güle güle. Sağ olasın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Rahmetullah. Hadi inşallah. Hoş geldiniz. Sağ olasın. Ben Hayat Türkmen Başa Barabar'da. Hayatım sağ olasınız. Allah razı olsun. Sizden bu barnağımızı dolansız mahalle mahalle. Biz gelagın önünde her sözden bu köpekler üzerine. Bu köpeklerin faydası bize çoktu. Mantıkada aman yoktu, devriye yoktu, şurta yoktu, kerkiz çoktu. Neydi? Hasar olduğunu millet üzerine, alem ağacından başta kerkizli gelir. Şimdi ekser şey çıkırlar, ne çağırırlar? Bu sinirler çağırırlar, uşağıdı bilmiyor gece o gün. Bu eve indiler, komşunun kamerası faydası var idi. Bu mantıkada kamera yoktu. Şimdi her sözden bu hayvan, biz yemek verdik, bize vefa aldı, mahalleye garip girende, bu öğrende biz gece çıkırık yazıyor. Yani koşum... Yani koymur bir garip bir kimse, hemen biler de garip kimdi. Ya biler, mantıkan tanır, sokak bu. Yani yapımız yemek verir gözüne. Tamam. Yani kalkmaz, biz garip cemaatin üzerine kalkar. Tamam. Kalkanda, işte biz birlik mahallede garip var, tez kaçarım yaz ya. Doğru. İşte yani bakar, kamereden yani kuvvetlidir, kamereden de kuvvetlidir. Kamera bir askere araba yoktu, karanlıktı görmür, biz bu görür. Gece gündüz görür karanlıkta. Biz peki hacı yani bazı insanlar vardılar diyorlar bu köpekleri öldürün yani hılas olağın özünden. Onlara o, ne diyeceksin? O batırandı. O Allah'ın altında ne korkur ne şeydi bu hayvanın Allah'a yarabbim. Şimdi beşer edebilir bir karınca yaratsın. Karınca edemezsen. Bunun kudret ilahiydi yani ya, buna mıkayet olmak suvaptı. Ecirdi. Şimdi biz bunlar da pislikti yemek verir fise bilillah.
Olabilir bizi bir müşkülüne kalas eder Allah. Biz memnunuz sizden. Bu programı getirip siz mahalleye. Sağ olasın. Allah razı olsun. Hayır inşallah tabii sizi de. Türkmen kanaatinden ve bizim yakın Türkmen'e başımız uğrundayız. Sağ olasınız. Allah razı olsun sizlerden. Sağ olasınız. İşte biz de haz edirik siz Lütfen vatandaşlar. İşte bizim hedefimiz nedir bu programdan ve bu konudan? Bizim bir tevhiye etmekti, bir hedefe ulaşmaktı. Evet. Siz Lütfen insanlar çok olduysa her mantıkada tabii o hayvana bakmağına çok bir faydası olacaktı. Öz içinde ecri dönecekti. Ne güzel bir şey bize bu da. Yani özler her insan bu şeyi düşünürse gerçekten de diyebilirim biz yani inanılmaz bir şekilde insani bir ümmet olabilir. Yo bilsen nerede bunu Allah yaradan da yaradı bilir nerede. Orası da millet üzerinde. Bu hayvan kuardan tapar yemek. Yani ben hem o da bu da yemek kalanı getirir verir özne lillah. Evvelen ecirdi, saniyen de hayvan mantıkaya mı kayattı? Biz de işte bugün bu mübadeleni yaptık. Yani aldık kas öz yemekleri, dry foodları vardı. Yani onlardan da dedik biz belki bunlar bundan önce hiç yemeyipler bu yemekten. Bilirsiniz yani cadde yemeği. Benim bu komşum doğru. Polise de doğum eder. Ve askeri yemek fazla kaldı geldir verir özlerine. Biz ise ne daha bu tavuk kesenler yanına giderdik. Başta ciğerde bir yani şeydi bu mağazı mağazı getirir verir özlerine. Madde yemek evden çıkar ayrı. Allah ciruz yazsın. Tavuk kesenlerden de getirir. Allah ciruz yazsın. Sağ olasın. Memnunum. Sağ olasın. Gözümle. Memnun olduk. Sağ olasın. Eyvallah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkamızda bir köpek vardı. Tabii bunu istedim diyeyim. Subhanallah yani biz aktardığımız zaman bir şey kalmır. Yani biz indi saatlerce dolandık caddelerde. Bas aktarağım bir kediye de bir köpek tapılmır. Yoktu kalmadılar. Sanki herkes gitti bir yerlere irak oldular aradan. Tabii ki de biz bunu indi taptık buradan. Bakalım arkadaşımız Yahya versin özne. Yahya gel buyurun. Bas dikkatli ol özne. Yani bilmeriz çünkü ahlakı ne cadı. Uzaktan biraz atsa öz için bir iki üç tane. At öz için. Yani işte gördüğünüz kimin korkurlar. Ama biz ne deriz? Biz koyarız özünü yemeği burada özler için. Elbette hani gördükleri zaman korku kalmadı. Etraflarında özleri yakın olacaklar. İnşallah yiyecekler özünü, başlayacaklar. Ne dağın yani bundan fazlası da olmuyor. Gördüğünüz gibi köpekler de işte alışkan değiller insanlara. Özellikle de hani çok insanlar dediğimiz kimin bundan önce de yani harap karşılırlar özlerini. Yani her zaman haddaştan kavallar özlerini ya da baksan bir harap bir şeyler yapırlar özlerine. İşte onun tarafı onların da bir korkuları çok kuvvetli olupdu özlerinden. İşte biz koyduk özler için, yemeği de koyduk öz için ama olabilir biraz sonradan da özü yakın olar özne yer öz. Değerli izleyenler gördüğünüz gibi bu çocuk yani biraz önce gördüğüm köpek gitti yan aşağısında oturdu hiç korkamadan özler ama bizden çok korkurdu. Bu uşak da yani burada durup su satırı. Daha dedim özne sen göz kiri alışıptı sana bu köpek dedi ha çok alışıp bana. Dedim o zaman git sen takdim eyle öz için yemeği işte apardı öz için. Gördüğünüz gibi başladı da sütünü içmeye ve yemeği biraz biraz yeri.
Bel değerli arkadaşlar, işte biz de şimdi köpekleri ve hayvanları aktarınca bir keten gördü, birisi bir köpek düşüptü, orada gördüğümüz kimin ölüptü. Ama gittik biraz yaklaştım özüne de, baktım, yani hiçbir kan ya da bir çarpmak eseri yoktu canında. Gözükürü, olabildi yani diyorum bunu, olabildi acılığından ölüptü. Yani ne yazık ki, işte biz neden bu programı kurduk? Çünkü gerçekten de bu hayvanları düşünmek çok önemlidir. Yani insan insanı tabii ki de hani düşündüğün zaman da o başka bir şeydi. Ama insan hayvanı düşündüğünde o da başka bir can olduğunda gerçekten de onun olabildiği bir lokmasını verdiğinde özne hayatı da akıştırır öz için. Belki seni başka bir müşkilelerden çıkartacaktı seni. Bu hayrı yaptığı da olabilir. Seni başka bir yerlerde özü kendini göreceksin Allah'ın yanında. İşte gördüğümüz gibi tabii çok üzüldük bu köpeği gördüğümüzde böyle. Hani bir cedenin kenarında düşüptü. Çoğu düşüncemde o da acılığından ölmüşydü. Değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi yani bu köpek özü yemek aktarı ama yani getirdiğimiz yemek çok garip görüptü. Yani biraz geldi kokladı özünü, beğenmedi özünü sarahaten. Yani ondan çoğu vitamine tor içinde. Aynı vakitte de bütün istedikleri o proteinlerdi, vitaminatti. Her ne var ise hepsinde var, hepsi içindeydi de. Ama beğenmedi özünü, yani sanki özü alışıptı başka bir yemeklere. Başka bir yemek de düşünürse, yani bizim bu köpekler hepsi alışıptı ceddedeki bu zibillerden kise yesin, naylon yesin, ne bileyim artık o yemekler kalsın, onları yesin. Ama biz bakalım süt takdim edelim özüne. Belki süte biraz razı olabilir de, çünkü süt... Belki de süt içebilir. O yemeğini de getirin özü için yanına, oturup. Maalesef ne yazık ki yani getirdiğimiz yemeği hiç beğenmiyoruz. Şimdi ben burada çok biraz üzüntülü oldum, yani hüzünlü oldum o kufaka. Yemek aktarırdı. Biz geldik gördüğümüzde özünü arabadayken baktık yemek aktarır. Kokulur o yanı bir yanı. Bes işte bilmiyorum. Yani hem süt hem de o yemeği da yemiri maalesef. Değerli arkadaşlar, işte gördüğünüz gibi ben aklıma taktım bu köpek niçin yemedi, beğenmedi o getirdiğimiz yemeği. Ve gittim marketten sosaj getirdik özü için. Dedik belki bunu yer, bir tecrübe edin. Yahya ver özüne bir bakalım ne diyer. İnşallah da beğener. Çünkü sosaj yani özleri ameten köpekler olsun, kediler olsun yerler böyle şeyleri. Ama bir bakalım da. Atıyor yine özüm. Tamam. Bir şey beğenmir. Yani ne yazık ki bir şey beğenmir. Bu köpek bilmiyorum ne yeri acaba. Gözkiri ev yemeği yeri ne yeri bu? Sosacı bile yemedi. At özü için. Belki şimdi bizden utanır da arkadaşlar. Atan özü için bir kenara bir küçük parça daha. Hatta ondan sonrası öz belki yer öz. Kabına koy özü için.
Değerli izleyenlerimiz, işte gördüğünüz gibi biz çok aktardık. Yani kediden ve köpek. Maalesef işte taptığımız kadar yetmedi de. Ama biz getirdiğimiz tabi çok iyiydi yemekler. Daha düşündük diyelim kap edağın özünü. İşte geçtiğimiz mantakalardan ve bölgelerden ara yerlerde, kuruna bucaklarda koyağın özleri için yemek. Elbette yani onlar da öz yollarını tapabilirler ve koklayabilirler de özünü gelirler de yani yemeğe. Çünkü biz hazırladık yani göreğin de retfiilleri ne olacaktı, ne şekilde yiyecekler özünü. Onu hazırladık Allah'ın kameraya. Ama maalesef ki işte çoku tapmadık. Yani saatlerce biz dolanırız. Hani o kimseler deyirdiler bizim caddelerde köpekler ya da kediler çok olup ne bileyim bu şeyler çok olubdu. Muayenet çekir gözlerinden. Yani inanın ki ben indi çıktık biz arabayla tür attık. Bir yer kalmadı bölgeye girmeyen özüne. Yani takriben taptığımız yani işte bellidir. Görürsünüz şaşırda ne kadar tapmışız. Ama çoğu da yani yoktu. Bilmirik hara gittiler. Kayboldular ortadan. İndi hazırlıyoruz yavaş yavaş işte bazı yerlerde kurnalarda koyacağız elbette özleri ulaşabilirler özlerine. Değerli arkadaşlar işte maalesef bu kedi de gördü bizi kaçtı. İşte biz aynen psikisyen takip olmuşuz birbirimizi kavalırız bu bölümde. Gerçekten çok korkakandılar. Yani biz görürler bizi gelirik yanlarına yakınlaşırız hemen koyular kaçırlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kardeş bizim programımız Gençlerimiz Meydanda programı. Bir hamle yapmışız bugün sokaktaki hayvanlar üzerinde. Tabii bildiğiniz gibi sokaklarda haşakadırımızdan çok hayvanlar vardı. Pisik olsun ya da köpek olsun. İşte biz onları hazırladık insanlar tarafından bir tevhiye edelim. Yani onlara da bir bakışları olsun. Hani yemek versinler özlerine arada bir. Yani evde kaldığı yemeklerden de edebilirler atsınlar özlerine. Eğer alınmırsa. Siz bu mübadereye ne diyeceğiniz var? Birinci çok armağan ederim size. Hoş geldiniz. Biz vallahi hazırladık. Yani pisikleri aziyet vermezler. O da bir canı bizimle yaşırlar. Yani yemek kaldığı yemek aynı zaman kaldığı atıkları yere yani havi atmakları bir yere koysa özün o pisi giyiyorsun özün. Ama biz köpek bir şeyler vardı haşa kadar özden. Bu yani yeri vardı. Mesela hükümetten bir şey istedik. Bu köpekleri yani bazı var uşaklara aziyet verir. Bazı var kaçar enseleriyce. Biz bunlarda bir kez
Bir başka bir yer tapılsın özleri tamam. için. Yani Medine'nin içerisinde olmasın. Tamam. Hani bir yandan manzaraya da etkisi vardı. Bir yandan da hani tehlikeli olabilirler. Tamam. Çünkü biz dediğimiz bu hayvanlar kibela caddelerde yaşarlar. Bunlar ev hayvanları değiller, elif olsunlar. Tamam. Yani olabilir acılığından birisine saldıracaktı. Birisini, bir uşağı dişleyebilir ya da büyük olsun, kavalayabilir özünü. Yani bir yan etkisi vardı. Tamam. Tamam. İşte haz ederiz biz de, yani biz de temenni ederiz bunları yapılsın. Ama biz daha çoklu haz ederiz de, yani bizim vatandaşlardan, sizlerden beri ki bu hayvanları gördüğümüzde, yani mesela kapı öğünde, tüken öğünde olsun, bunlara bir yemek vermek olsun da, bir mübadele olsun sizden. Kaşarlığında da tabii ki de bir ecirdi sizin akit, için. Akit. Siz hayvan sevansınız asıl da. Akit. Akit hayvan. Akit yani bu bir, yani bu insani bir şeydi. Bes onun yani alemden de sırrı azet vermezler üzerine. Ha. بس يعني حشبتنا دي غمز حكيت بس حيوانات يعني بلا ألف يعني وار ألف ديوكي و يعني ملة عزيت في هذا الزمان أزير وارد دها تمام إن شاء الله سوا لاسس ممنون olduk sizlerden sözümüz iş eyvallah Thank you.
Değerli arkadaşlar, işte programın sonuna da geldik. Ama kapatmadan önce Hazedirem bizimle Yahya'nın son kelimesini alın. Bakın bugün şuuru neceydi bu hayvanlardan olmağına? Ne var Haydar? Hay, hayatım, iyi sen. Sağ olasın. Nece gördü bugünkü kampanyamızı? Vallahi hoş bir kampanyaydı. Yani özü yani bir şeydi de adı neydi? Nece diyor bir ecirdi de bizim için. Yani ben hapsi, hakikatim de hapsi aleme yani insanlara... Evde açılara, uyarsınlar yani hayvanlara, böyle yemek, valla bir şey basit de hatta yani bir ecir de olsun özü için, hoş bir şeydi de yani o hayvan da günahdı yani yemek tapmırı, şey tapmırı, içmağın tapmırı, biz gerekim yardım edelim özlerine yani günah bir şeydiler. Aynen ne dedi yakın bir fakirdiler de yani bir şey, miskindiler. Tamam. İşte hoş bir şeydi. O bir ecirdi sonuçta. Evet. Yani hani ecri de çok büyüktü Allah'ın yanında. Yani işte onlar da bir can olduklarına rağmen yani işte çok zorluklar çekirler. İşte hayvandılar da bir yandan da çok insanların onlara etkisi daha zor olur özlerine. İşte gördüğümüz kimin biraz önce hangi hayvana yaklaşırız hemen koyur katili. Ama baktığı da başka bir ülkelerde orada bazı hayvanlara yaklaştığı da bile ki sokak hayvanı da olsun bile bakarsan bir eliflik var özlerinde. Ama bunlarda hiçbirisinde çoğunda diyebilirim yoktu bu şey. İşte biz haz ederiz insanlarımız biraz daha gelişli olsunlar bu konuda. Haz ederiz daha öne geçsinler. Çünkü gerçekten de bunu bir güzel bir şekilde yapmağı hemlerinin güzel bir inşallah etkisi olacaktı. Tabii ki de değerli izleyenler buradan sonsuz teşekkürlerimiz Doktor Muhanned'e ki kendisi bize destek oldu. Bu yemekleri tevfir ettiğinde bize ki gerçekten de çok yardımı oldu bize. Allah ecrini yazsın onun da diğer gözlerine. Tabii ki de değerli arkadaşlar programımız sona geldi. Gelecek hafta yeni bir bölümde karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.